Çınaraltı programından hepinize merhabalar efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuklarımı hemen sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Çünkü onlarla yapacağımız Çınaraltı sohbetinde sizler de hakikaten bugün heyecanla belli bir dönemi, belki bugünü Osmanlı'nın bakışıyla, Osmanlı'nın torunlarından birinin ifadeleriyle bugün dinleyeceksiniz Çınaraltı programında. Çınaraltı programının aslında adının da geldiği Çınar Ağacı ve Çınar Ağacı'nın gölgesinde Osmanlı'yı konuşmak bize ayrıca bir heyecan veriyor. Onu da belirtmiş olayım. Efendim konuklarımıza sizler adına da hoş geldiniz dedikten sonra Çınaraltı sohbetimize başlayalım. Hemen yanımda Osmanlı Hanedan Azası Şehzade Osman Selahattin Osmanoğlu Efendi bulunmaktalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Ve tarihçi yazar Sayın Salih Gülen Bey de program konuğumuz. Sahip hoş geldiniz, evet, sefalar getirdiniz. Efendim izniniz olursa hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Siz hem anne hem baba tarafından hanedan soyundan geliyorsunuz ve bildiğimiz kadarıyla da bu özelliği taşıyan tek şehzadesiniz. Sizi ve ailenizi daha yakından tanıyabilir miyiz efendim? Evet, o doğrudur. Babam Ali Vasıf'dır. Onun babası Ahmet Nihat. Onun babası Mehmet Selahattin ve onun pederi de Sultan 5. Murat. Baba soyundan öyle iniyorum. Anne soyundan ise annemin ismi Emine Mukbile Sultan. Onun o Sultan Mehmet Reşad'ın küçük oğlu Ömer Hilmi Efendi'nin kızıdır. Babam Çırağan Sarayı'nda doğdu. 1903 senesinde dedesi Sultan Murat ve tüm ailesi Çırağan'daydılar. 1904'e kadar, ki Sultan Murat o zaman vefat etti. Annem de Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. O zaman büyük babası Sultan Reşad padişahtı. Tabii ki padişahın oğlu da Dolmabahçe'de ikamet ederdi zamanında. Evet. Çocuklarım vardır, 3 çocuğum var. En büyük kızım Ayşe Gülnev. Sonra 2 oğlum var. Biri Orhan Murat, diğeri Selim Süleyman. Ne yazık ki başka bir oğlum daha vardı, Nihat Reşat. Maalesef o vefat etti 1978'de. Hepsi, işte çocuklarım hepsi İngiltere'de doğdular, büyüdüler ve şu an burada yaşarlar. Ve aralarında bana 8 torun maşallah getirdiler. Maşallah efendim, maşallah. Evet. Evet. Anne ve babanız ülkeden ayrıldıktan sonra nereye gittiler? Siz Mısır'da dünyaya geldiniz. Evet. Oradaki hayatınızı o dönemlerde dinleyebilir miyiz? Valla işte annemle babam uzaktan akraba dırlar tabii. Ama İstanbul'da hiç birbirlerini tanımamışlardı. Evet. İlk defa ne tuhaf ki Sirkeci'de trende sürgüne giderken birbirlerini tanıştılar. Tabii ama babam o zaman 21 yaşında ama annem 1911 doğumlu, o zaman daha 12-13 yaşlarında bir kız. Oradan Budapeşte'ye gittiler. Budapeşte'de bir süre kaldılar. Ama tabii beraber değiller o an annemle babam. Annem kendi pederinde. Yurt dışında tanışıp daha sonra yurt dışında. Hayır, işte Sirkeci'de tanıştılar. Sirkeci'de tanışıklık evet. Başladı. Evet, evet. Evet. Budapeşte'de birkaç ay kaldı babam. Evet. Annemle ailesi o zaman Lübnan'a gittiler. Ve onlar orada 2-3 sene kaldılar. Sonra Nice avdet ettiler. Halbuki babam Budapeşte'den babası ve validesiyle burada 6 ay kadar kaldılar. Oradan Viyana'ya gitti babam. Viyana'da da bir süre kaldı. Ondan sonra Nice gittiler ve Nice'de yerleştiler. Ve orada 11 sene kadar yaşadılar. Ve işte orada Nice'deyken annemle babam nişanlandılar ve evlendiler. Evet. Ama siz Fransa'da dünyaya gelmediniz. Hayır, ben Fransa'da dünyaya gelmedim. İşte o zaman İkinci Dünya Harbi yoldaydı ve 30'ların sonlarında Mısır'a
gittiler ve İskenderiye'ye yerleştiler. Ve ben harp sırasında İskenderiye'de doğdum. Evet. Tek şey sadesiniz, başka kardeşiniz de yok değil mi? Hayır, yok. Ne kardeşlerim yok. Babam da tek çocuktu. Evet. Burada bir ikinci Mahmut'tan itibaren mesela işte Ekber ve Erşe sistemi olmasa en büyük çocuklar padişah olsa şehzade. Evet, o kaldırıldı ikinci Mahmut'ta. O birinci Ahmet'le beraber kaldırıldı. Birinci Ahmet'le beraber. Efendi Hazretleri Osman devam ediyor olsa Efendi Hazretleri evet. Şu an padişahtı. Sıra olarak. Yani, evet, evet, en yani, büyük. Avrupa'da babadan oğula geçer sıra. Evet. Ve işte Sultan Mahmud'un büyük oğlu Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülmecid'in de büyük oğlu 5. Murat. Murat ve evet. Demin anlattığım gibi onun oğlu Mehmet Selahaddin vesaire. Ama bizim sistem değişik. Evet. Böyle daha yaşlıya daha hürmet gösteren bir sistem. Çünkü o sistem halifelikle belki ilgili. Evet, ve evet. İlk padişahlar babadan oğluydu. 1. Ahmet'e kadar. Ondan sonra artık en yaşlıya geçti. Evet. Genelde de gittiğimiz yerlerde Efendi Hazretleri'ni 5. Murat'tan ziyade Mehmet Reşat'a da daha çok benzetiyorlar. Sima olarak da Mehmet Reşat'a daha çok andırıyorsunuz. Öyle mi? Aileniz arasında da bu konuşulur mu? Daha mı çok benzetirler sizi efendim? Yok, öyle bir şey yok. Siz kendinizi hangi dedenize yakın hissedersiniz diye soralım mı madem? Yok, ben ayıramam ikisine de. Peki, babanız Ali Vasıf Efendi Mısır'da hangi işlerle meşgul oldular efendim? Siz nasıl bir ortamda Mısır'da büyüdünüz? Vallahi Mısır o seneler çok rahattı. Tabii ben bilmiyorum, hatırlamam ben... Artık 1940'ların sonunu hatırlıyorum. Öncesini hatırlamıyorum ama çok rahat bir hayat geçirdiler doğrusu. Çünkü bir defa burada Mısır Hanedanı'ndan bir sürü prensler çok yani nezaketle davrandılar ve yardım ettiler Osmanlı Hanedanı'na. Ve... İşte rahat bir ortamda yaşadılar. Babam aynı zamanda bir sarayın müdürüydü. O saray bütün o ecnebi mühim insanlar, böyle başbakanlar filan gelince İskenderiye orada kalırlardı. Ve orada ikamet ederlerdi. Babam da onları karşılardı. Görevi uydu. Evet. Evet. Tabii Mısır'daki eğitiminizden sonra İngiltere'ye siz geçtiniz. Ben asla okula yalnız Mısır'da gittim. Başka bir yerde gitmedim. Evet. Yani bütün 18 yaşına kadar Mısır'da bir İngiliz okuluna gittim. Evet. Ve orada tabii Arapça mecburiydi. Arapça bilirim. Fransızca da bilirim. Ve orada zaten... İskenderiye'de çok ecnebi vardı ve sınıfımda 3-4 lisan bilmeyen çocuk yoktu diyebilirim. Herkes çok böyle kozmopolitti. Öyle bir ortamda büyüdüm. Zaten Mısır'da o zamanlar bizim gibi sürgüne giden diğer hanedanlardan çok kişiler vardı. İtalya'dan. Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan ve hepsi de İskenderiye'de böyle gelmişlerdi harp sırasında. Evet, siz Mısır'dır, Lübnan'dır, yani doğuya giden hanedan üyeleriyle, Hazarlarıyla, batıya gidenleri de daha sonraki yıllar...